toplumun yapısından farklı bir kişilik taşıyan insanlar taklidi yapılmaya değer olarak buluyoruz. Ben şahsen öyle buluyorum. Aynen. Yani toplumun bir adım önünde, toplumdan farklı bir yapıya sahip olan insanların taklidini yapıyoruz biz. Benim bir kendi kendime bir saptamam var. Mizah çok güçlü bir silah. Yani benim gençliğim Cem Karaca, Edip Akbayram'ın 12 Eylül öncesindeki çok hızlı devrinde geçti benim gençliğim. Biz güldürü sanatçıları, tiyatro sanatçıları sahnede de Cem Karaca olsun, Edip Akbayram olsun, onların söylediklerinin paralelinde şeyler söylüyoruz. Ama biz güldürerek söylediğimiz için o sorunları, evet. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum ki Cem Karaca sahneye çıkamazdı, yasaklanırdı. Edip Akbayram'ın birçok Anadolu turnesinde ben şahidim ki, Edip Akbayram sahneye çıktığı zaman şarteller indirilir koskoca kasabanın şehri. Sahnede şarkı söylenmesine izin verilmezdi Edip Akbayram'a. Evet. Fakat onlar şarkıyla söyledikleri için böyle bir takım baskılara maruz kalırlardı. Ama biz bir takım sorunları güldürerek, mizah yoluyla verdiğimiz için insanları güldürerek verirdik ki bu da mizahın çok güçlü bir silah olduğunu gösteriyor bence. Kesinlikle. Taklit de mizahın bir parçası bana göre. Evet.